Ve çok beklenen o sevindirici haber geldi. SMA hastalarının ilaçlarını SGK karşılayacak. Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre SMA tip 2, tip 3 hastalığında kriterlerin sağlandığı takdirde tedavide kullanılan ilaçları devlet ödeyecek artık. Bundan sonra hemen Ankara'ya gidelim daha fazla detay alalım. Muhabir arkadaşım Murat Sekban bizi bekleyen isim. Murat yüzleri güldüren aslında bir haber resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girdi. E, Ancak ancak orada kriterleri sağladığı takdirde ifadesi var. Nedir bu kriterler? Merak edilen bu. Evet müjdeli haber artık geldi Cansın Elbacı. SMA hastalarının giderlerinin karşılanması için de kriterler yeniden belirlendi. Tebliğ resmi gazetede yayınlandı. An itibariyle de yürürlüğe de girdi. Sizin de belirttiğiniz gibi belli kriterler var. Öncelikle SMA tip 1 hastalığı için çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı bir 4 uygulama aşaması var. Bu 3 ay süreli olacak. Sonraki uygulamalar için de bu süre 4 ay olarak belirlenecek ilaç kullanım onayının da 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama içinse ayrı ayrı verilmesi halinde ilaç bedeli de SGK tarafından karşılanıyor olacak. Ee, aynı şekilde SMA tip 2 ve tip 3 hastaları için de ilaç kullanım onayı prosedürleri e, tip 1'de olduğu gibi uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda klinik belirti ve bulgular SMA tip 2 veya SMA tip 3 ile uyumlu olarak 6 ay ve daha büyükken başlamış olması da gerekecek. Dediğimiz gibi bu noktada şartlar ve başlıklar değiştirilmiş durumda. Eğer şartların sağlanması gerçekleşirse, böylelikle SMA hastalıklarında ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması mümkün olacak. Tebliğ resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdiğini belirtelim. Söz tekrar size bırakalım.